Arkadaşlar, İlkay Boralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Lütfen videonun başında söyleyeyim, hemen bildirim zilini açın. Açın ki videolar yüklenir yüklenmez yüklenen yeni videolardan haberiniz olmuş olsun. Yorumlarınızla ve sorularınızla videonun hemen başında bana eşlik etmeye başlayın. Videonun ben de ilk yayınlandığı saatlerde başındayım. Yorumlarınız son derece, düşünceleriniz son derece kıymetli. Siz varsanız burada olmanın bir anlamı var. Bu videolar bir işe yarıyorsa gerçekten benim için bu videoları üretmek o zaman çok kıymetli bir hale geliyor. Çok sorduğunuz bir soru var ve ben bu videoyu bir vatandaşlık görevi olarak görerek hazırlamaya karar verdim. Soru şu: bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Krizin derinleşmesine bütün ekonomistler bekliyor arkadaşlar. Hükümete yakın, hükümetin içinden bilgi alan, muhalefete yakın. Yani görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun, ne olursa olsun. Kameranın önünde, arkasında, telefonda konuştuğum her ekonomist, ekonomiyle ilgilenen her bir kimse dünyanın gidişinden ve ekonomi de nesnel verilere dayalı bir bilim olduğundan bu yazın çok zor geçeceğini söylüyor. Çünkü fiziki şartlar, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı, savaş vesaire, petrol fiyatları, yani bütün göstergeler bu yönde. Şimdi peki bankalara bir şey olur mu? Bir tezgah var mı işin içinde? Bankalar bir anda batabilir mi? Soru bu. Çokça soruluyor. Kulağa da bir komplo teorisiymiş gibi geliyor. Ama 3 tane söyleşiyi bir yıl içinde yaptığım için peş peşe sizlerle paylaşacağım. Arka arkaya yayınlayacağım. Yorum yapmayacağım. Sadece izlemenizi ve çok dikkatli olmanızı rica edeceğim. Çünkü öyle detaylar var ki içinde. Karar verilmiş bir projenin tüm detaylarından yapılan simülasyona bütün detayları şimdi ekrana getireceğim. 3 röportaj peş peşe geldiğinde inanılmaz bir resim çıkacak ortaya. Ekonomiyle ilgili zaten büyük bir kriz yaşıyoruz. Çok daha büyüğü bekleniyor. Peki bankalar? Japonya'da alınan kararla ikiz gününde para ve sermaye piyasası dondurulacak. Pandemi birinci ayak, ondan sonra ikinci ayak kaos. Üçüncüsü de maalesef devasa elektrik kesintilerine bağlı bankaların. Demek ki ileride bankaları kapatacaklar. Halka diyecekler ki vallahi de billahi de ödeyeceğim. Hele bir sen dur ama paranı isteme benden. Dünya önümüzdeki 10 yılda hayal edemeyeceğimiz kadar değişti. İlkay Boralı YouTube kanalı yaklaşık 1,5 yıl önce yolculuğuna başladı. Ve o gün komplo teorisi gibi görülen, hani yok ya komplo teorisi bu işte, koronayı İnsanlar üretmiş olabilir mi? Bu komple teorisi gibi bakılan şey anlaşıldı ki zaman içinde evet laboratuvarlarda üretilmiş. Nobel bilim adamları da açıkladı. Ne bileyim, güvenilir pek çok kişi söyledi ki aşama aşama aslında üretilen bir virüsün son versiyonuyla karşı karşıyaydık. Peki koronavirüs günlerinde stratejistler, kanala konuk ettiğimiz kişiler ne söylüyorlardı? Hani ısrarla bak bunun peşine savaş gibi bir kaos, bir şey gelecek. Onun peşine kıtlık, yine kaosun büyümesi gelecek diyorlardı. Bugün savaş yaşanıyor mu arkadaşlar? Neredeyse bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Yaşanıyor. Hem de sınırımızda. Bugün ayçiçek için, şeker için insanlar ne halde? İnanılır gibi değil. Ama bunları yaşıyoruz. Yani kıtlık gelecek, bir şey paran da olsa bulamayacaksın sözlerinin içindeyiz. Arkadaşlar Alman devleti bu arada, hani herkes gibi derken bizim programlarımıza konuk olan kişiler değil arkadaşlar. Almanya devleti, yani hükümeti yöneten kişiler dediler ki vatandaşlarına, hani panik yapmayın ama şöyle kendinize tam olarak da vardı 72 saat yetecek kadar işte stoklayın. 3-4 gün bir şey dışarı çıkamayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz gibi yumuşak tonda. Ama insanların gıda stoğu yapması yönünde açıklamalar var. Nedir şimdi bu? Dünya nereye gidiyor? Zaten yaşadıklarımız ortada ve söylenenlerin bir çıkıyor olması da çok enteresan. Amerikan Başkanı, yani inanılır gibi değil ama bizim programlara çıkan teorisyenler bile bu kadar uç noktalarda ancak konuşuyorlar. Yani en dip noktası buydu. Amerikan Başkanı çıktı, o açıklamalardan birini birebir yaptı. Hatta ekleyip azaltmayayım diye şuradan okuyayım size. Artık değişme zamanı geldi. Dünya ekonomisinde dönüm noktasındayız. Yeni bir dünya düzeni olacak. Ve buna öncülük etmeliyiz.
tüm egemen uluslar küresel olarak temsil edilen tek bir oluşumda birleşecek ve hepimiz tek bir hükümdara boyun eğmek zorunda kalacağız. Bu dönüşüm sırasında çok fazla insan hayatını kaybedecek. Arkadaşlar, tek dünya, hep bunu anlatmadılar mı bize? Tek dünya devleti, dünyaya hakim olma amacı. Bugün Amerikan başkanı diyor ki zaten bu olacak, bari bunun sahibi biz olalım. Diğer insanlar da kölelerimiz olsun. Ya da her nasıl altını dolduruyorsanız, inanılmaz. Şu 1,5 yılda İkar Boralı YouTube kanalında yaptığım söyleşiler, hani bu kadar kısa sürede peş peşe gerçekleşiyor olmasını görmek gerçekten inanılmaz. Ve şimdi sıradaki adım. Ekonomiyle ilgili zaten büyük bir kriz yaşıyoruz. Çok daha büyüğü bekleniyor. Az önce de söylediğim gibi. Peki bankalar, bankadaki paralarımız güvende mi? Tam bir sene önce, hani nasıl ki diyorum bu süreçte her şey nasıl böyle tek tek gerçekleşti? Ekonomist, akademisyen Ramazan Kurtoğlu'nu konuk almıştım programa. İlkay Boralı YouTube kanalında öyle açıklamalar yapmıştı ki, bir karardan bahsetmişti arkadaşlar. Hocanın açıklamalarını bir dinleyin. Diyor ki bir karar var. Projenin adını söylüyor. Bu projenin adı ICE9. Daha önce 2 denemesi yapıldı diyor. O denemeleri yıllarıyla anlatıyor. Ekonomide 15'er gün, biri 2001'de, biri 2008'de olmak üzere şarteller kapatılmıştı. Ama bu sefer öyle olmayacak, kaldığı yerden devam etmeyecek, insanlar bütün varlıklarını kaybedecek. O 9 gün içinde, buz 9 gün içinde, her şeyin dondurulduğu 9 gün içinde diyor. Lütfen detayları, hani bugün bu endişe ayyuka çıkmışken, Ramazan Hoca'nın 1 yıl sonra mı olur, 3 yıl sonra mı olur bilmiyorum ama buna karar verildi. Bakın ben bunu açıklıyorum. Projenin adı bu diye bütün detaylarını verdiği karar verilmiş. ICE9 projesinden, ekonomiyle ilgili, dünya ekonomisiyle ilgili bu dehşet plandan bahsettiği o anları getiriyorum şimdi ekranınıza. Bakın Ramazan Kurtoğlu 1 yıl önce neyi nasıl açıklamıştı. Salgınla insanlık perişan vaziyette. Diğer taraftan 2021-2022 kıtlık olaylarının arkasından elektrik ve dijital siber saldırılar ile bireylerin, şirketlerin, devletlerin kayıt yapılarının çökertileceği ki buna daha önceden uyanan 5-6 yıldır Japon, Amerikan, Alman büyük şirketleri o devasa yapılarının 1-2 odasını manuel olarak elle kayıt tutmaya ayırmış vaziyetler. Şu anda elle bu kayıtları tutuyorlar. Yani herkes bu tedbiri alıyorlar. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devlette, benim bildiğim bir kısım özel sektör büyük firmaları da bunu yapmaya başladı ama devlette ne kadar yapılıyor, ne oluyor bilgim yok. İşte bu anlamda bugün koronavirüs kaldıracı üzerinden bir sanal para, bir Lego din, bir sentetik insan modellemesiyle karşı karşıyayız. Peki nedir bunları diye İlkay Hanım sorarsanız, kısaca özetleyeyim, sonra genişletmek istersen, açmak istersen açarız. Sanal para bu anlamda zaten yıllardır bankalarda bir dijital para kullanılıyor. 2019'un dünyanın milli geliri 89 trilyon dolar. Sistemde dolaşan para 870 trilyon dolar ama bu paranın 1/3'ü, hatta 1/3'ünden daha azı banknot şeklinde dolaşıyor ama 2/3'ü bankalar ve sistem, ticari bankalar sisteminde dijital olarak duruyor. İnsanlar paraları artık merkez bankalarının falan ürettiğini zannediyor. Bazı ülkelerde merkez bankalarının ürettiği hiçbir para yok. Ticari bankalar, ki bu sistemi açıkçası Fatma teyzem, Muharrem amcam bilse, inanın bu bankaların önünden geçmezler, bu parayı cebine falan koymazlar. Para ticari bankalar tarafından üretiliyor. Yani bir ticari banka 100 lira ürettiği zaman bunu 1000 lira kredi olarak oraya gidiyor ki bir felaket. İşte bu yapı içinde dijital para kullanıyor. 2008'den sonra 2009'un Temmuz'unda bir kripto para, özellikle Bitcoin ile şöhret oldu. Şu anda 4000 civarında dünyada bu para var, kripto para var. Ama insanlar bilmedikleri bir şey var. Çok sessiz ve sedasız 10 yıldır Kenya'nın böyle muz yetiştiren
bir devasa şirketi üzerinden M-Peso diye bir para, telefonlar üzerinden sanal bir para uygulaması var. 10 yıldır deneniyor bu. İnsanlar bunu bildiği yok. Mesela önümüzdeki 2025 yılına kadar İsveç, Norveç, Danimarka nakiti tamamen ortadan kaldıracaklar, sanal paraya geçecekler. Peki bu sanal paranın altyapısı hazır mı? 1963 yılında IMF bir kaydi para çıkardı, SDR. Bu SDR önce altına bağlıydı, Amerikan doları gibi. 1944'te altına bağlanmıştı Amerikan doları. Sonra 1963'te IMF bu SDR'sini altına bağladı. Sonra 69'da altından kopardı ve işte bugün küresel elitler güçleri yeter ise IMF'yi dünyanın merkez bankası yapıp IMF'nin SDR'sini de küresel sanal para haline getirmek istiyorlar. Bunu da altyapı vereyim. 2018 yılında dünyadaki G7 ülkeleri Japonya'da bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda bir karar alındı. Japonya'da G7'lerin aldığı karar şu. 1963'te toprağı bol olsun. Başkan Kennedy biliyorsunuz Küba krizi var. Sovyetler ile Amerika krizi var. O dönemde ki Başkan Kennedy Amerika'nın başkanları içinde çok namuslu ve düzgün, çok sevdiğim bir insandır. Yani ben elbette adam kendi vatanını seviyor, kendi vatanının milliyetçisi, ben de kendi vatanımı. Ama aklı başında olan ve bu küresel elitlerin dışında olan bir insandır Başkan Kennedy. İşte o süreç içinde nükleer savaş Küba krizinden dolayı eşiğinde Kurt Voyager diye bir bilim kurgu yazarının bir kitabı var. Bu kitabında hikaye şu, bir fizik profesörü var. Üç oğluna birer şişede sıvı veriyor. Diyor ki bu sıvı oda sıcaklığında donuyor. Dışarıda çözülüyor. Sakın diyor bu sıvıyı bir denize, ırmaklara, göle dökmeyin. Dünyada hayatı durdurursunuz. Bu sisteme de buz 9, ice 9 diyorlar. Böyle bir teorik yapı var. İşte G7'ler 2018'de bir buz 9, ice 9 kararı aldılar. Bununla ilgili 16 Amerikan İstihbarat Konseyi'nin baş danışmanı vardır. Pentagon'un, CIA'nin, James Rickards. Bunun Çöküşe Giden Yol kitabı ile Aftermath son olarak 2 ay önce ön sözünü yazdım. Destek Yayınları önceki basıldı zaten. Bu kitabı da basıyor. Basmış olmalar lazım. İşte burada iki olaya döneceğim. 2001 yılında İkiz Kuleler'e uçaklar çakıldığında ne olmuştu? Para piyasaları ve sermaye piyasaları donduruldu. 15 gün sonra yaklaşık açıldı. Nerede kalmıştık? Dediler, kaldığı yerden devam etti. 2008 yılında küresel finans kriziyle seyircilerimiz espri olsun diye söyleyeyim, gerçektir de. Mort İngilizce'de gebermek, zıbarmak demektir. Mortgage'de geberip zıbarıncaya kadar borç ödeme hikayesidir. Maalesef zaten insanlığı şu anda 335 trilyon borcun altına soktular. Herkes inim inim inliyor. 2008'de de bu adamlar yeniden para piyasalarını kapattılar. Arkasından sermaye piyasalarını da kapattılar. Ve 15 gün sonra dediler ki nerede kalmıştık? Yine kaldıkları yerden devam ettiler. Ama Bank of America'dan çok değerli bir bankacı hanım arkadaşım Dan, şimdi bilgiyi aktarıyorum. Bunun denemesi şu anda bak 2001-2008'de bir sistem shutdown edildi. Açıldı, kapatıldı. Hani o reklam mı arıyor? Kapatıyoruz, açıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz. Açtılar, kapattılar, kapattılar, açtılar. İşte bu noktada Yunanistan'ı batırdılar. Yunanlılar kendileri batırdı zaten. Battılar sirtaki derken. Sonra Kıbrıs Rum kesiminde ve Yunanistan'da bunu test etmişler. Bu buz 9 teorisini. Nedir test ettikleri? Artık orada insanlar parası var. Gittiler, almaya gittiler. Dediler ki vallahi özür dileriz, para mara yok kardeşim. Ne kadar doların var, markın var, şeyin var, avron var? 100 bin dolar. Al sana 250 dolar. 250 avro. Evet. Ve her ülkenin bu sermaye piyasası kurulu veya işte kendi o garanti ettikleri, mesela Türkiye'de yanılmıyorsam 150 bin lira galiba, şu anda bir arttırıldı ama değişti mi değişmedi mi tam son bilmiyorum.
bankada paranız var ise devletin garanti ettiği para ancak o kadar. İşte Kıbrıs Rum kesiminde ve Yunanistan'da insanların paralarını banka, batan bankanın sermayesine eklediler. Ne zaman alacak? Balık kavağı çıktığında. O bankanın ortağısın artık. Bankanın belki büyük ortağısın. Ama paranı alamıyorsun. İşte bu sistemde Japonya'da alınan kararla ikiz gününde, bakın ikiz gününde para ve sermaye piyasası dondurulacak. Mevzuat hazır. İkiz gününde para ve sermaye piyasası dondurulacak. Yani şimdi, hocam buna karar vermişler ve X günde biz bunu durduracağız mı diyorlar? Evet, bu karar alındı. Evet. Ve geri dönüşü mümkün değil. Ha bu yarın olur, 3 sene sonra bilemem. Küresel elitlerin içinde değilim. Olmak da istemem zaten neticede. Müslüman Türk olmaktan memnunum yani. Yani Türk olmaktan, Müslüman olmaktan da memnunum. İşte bu noktada ikiz gününde doldurulduğunda 2001 ve 2008 deneyi var İlkay Hanım. İnsanlar 15 gün sonra gitti, paralarını aldılar. Ama 2008'de çöken para ve finans sistemi acil servise, yoğun bakıma alındı. 2016'da bu sistem Sayın Sağlık Bakanımızın deyimiyle entübe oldu, cihaza bağlandı. Ve 2016'dan bu tarafa değil, 2008'den de önce bu işleri insanlara izah edecek, insanları böyle tepkisini azaltacak bir günah keçisine ihtiyaç vardı. Döndürdüler, dolaştırdılar. Şimdi korona artık günah keçisi. Günah keçisi üzerinden hazırlık. Bak vallahi biz ne güzel gidiyorduk, iyi. Ama yağmur yağdı, gök çatladı, 70 kişinin ödü patladı. Bak korona oldu ablacığım, abicim. Bak şimdi biz elimizden geleni yapıyoruz diyorlar. Evet, işte bu yapı içinde herkes şunu bekliyor. Şimdi kardeşim 2001'de, 2008'de oldu. Para piyasaları kapatıldı, sermaye piyasaları kapatıldı. 15 gün sonra açıldı. Herkes kaldığı yerden devam edildi. İlkay Hanım, artık böyle olmayacak. Çünkü artık nasıl ki sermaye piyasası kapalı, para piyasası kapalıyken bütün dünyada döviz, altın işlemleri yapıldı mı? Yapıldı. Ticaret yapıldı mı? Yapıldı. İşte bu noktada yeni sistemde diyelim ki bu sefer biraz daha acıtıcı olacağı için bir ay sonra açıldı, iki ay sonra. Diyelim ki altın 500 lira iken gramı veya 1000 lira iken gramı sistem kapatıldı. Efendim dolar diyelim ki 8 lira iken sistem kapatıldı. Kendi ülkemizden değil Amerika'dan örnek vereyim. Orada da dolar diye şey altın 3000 onsu dolar iken kapatıldı. Efendim şu kapatıldı. İşte o noktada o bir ay sonra, iki ay sonra gittiğinizde size banka müdürü ezilecek, büzülecek. Size paranız, altınız diyelim ki 3000 dolardı onsu. Ama piyasada 7000 dolar onsu. Bunları ben söylemiyorum. Bunlar James Ricketts söylüyor. 10.000 dolar olacak onsu diyor. Evet. Almanlar bu işi 32 bin dolara kadar öngörüyorlar. Ben buradan Fatma teyzeme, Muharrem amcama anlatayım. Herkes tedbirini alsın. Şunu bilelim. Dünya önümüzdeki 10 yılda hayal edemeyeceğimiz kadar değişecek. Çünkü bastırdıkça bastırıyorlar. İşte o noktada size banka altınınızı X gününde 3000 dolar ons üzerinden ödeme yapacak. Ama altının onsu 7000 dolar veya 5000 dolar. Diğerini de işte bu sefer hadi razı olacaksınız 3000 dolar. Hayır. Batan bankaların sermayelerini ekleyecekler. Dövizde de böyle, yerli parada da böyle aynı oyun oynayacaklar. Sistem hazır, bekliyor. Bunun kararı alınmış vaziyette. Bir başka. Şimdi koronavirüste tırmandırıyorlar. Önce terörizmi tırmandırdılar. Terörizm nedir? Bir siyaset meselesidir. Peki korona nedir? Bir sağlık meselesidir. Ama ne terörizm sadece siyasetçilere bırakılabilecek bir şey, ne de koronavirüs hekimlere havale edilecek, geri çekilecek mesele değil. İşte bu yapı içinde İlkay Hanım, 1000 defa yanılmak isterim. Bir sanal para üzerinden bir yıkım geliyor.
Çünkü bütün dertleri bu sanal paranın patronu kim olacak? 15 Mayıs 2020'de Ned Rothschild, küresel sermayenin ağababası, iki tane tweet attı. Bir tweette diyor ki, hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız. Oha diyeceksin, affedersin. Küresel sosyalizm Rothschild'ler. Sonra yine bir tweet attı aynı gün. Tarım yeni bir yapıya kavuşturulmalıdır dedi. Tohum 1970'lerden beri Rockefeller yapısının, Svalbard'da biliyorsunuz 2010'da mı kuruldu? Biliyorsunuz bir şey var orada. Kıyamet ambarı var. Zaten genetiğiyle oynanmış tohum ellerinde. Herkes Amerika Irak'ı işgal ederken televizyonlar, gazeteler bangır bangır bağırıyordu. Pentagon, Amerikan askerleri Merkez Bankası'na gidecek, Saddam'ın sarayına gidecek. Sürpriz. Pentagon doğrudan doğru Ebu Garip Cezayir olarak ünlenen eski müzeye gitti. Ne oldu? Üstü müzeydi. Altında da ata tohumları vardı Mezopotamya'nın. Bunları toplayıp götürdüler. Adamları altın falan. Şimdi geçenlerde bir televizyon programına katıldım. Habertürk'te. Yanımda da birisi vardı. Bu gelecekten falan haber veriyormuş. İşte future tahminler yapılıyormuş. Adam diyor ki işte efendim Mars'a falan gitmek için kişi başına 10 milyar dolar olur. Bu olma. Aklıma gelmedi o anda. Başka bir laf karıştı. Ya adamlar para elinde zaten. Adam parayı basıyor İlkay Hanım. Para derdi yok adamın. Para sizin için mesele, benim için mesele. Garip kuraba için mesele. Bu adam zaten banknotu şakır 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 basıyor. 1913'ten 2008'e kadar Amerika'daki biz finansçıların M1, M2 dediğimiz dolaşımdaki para İlkay Hanım sadece 800 milyar dolardı. Ama 2008'den 2020'ye gelinceye kadar bunu 4,5 trilyona çıkardılar. Şimdi 2020'de bunu yeni parayla yaklaşık 7 trilyon dolara. Demokratlar Amerikan Kongresi'ne bir teklif verdi. Ama o tekliften önce bir başka bilgiyi vereyim. 2019'un Ekim ayında Peru'nun Lima şehrinde IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi Dünya Ticaret Örgütü bir araya geldiler. Küresel elitleri de temsil eden Kanadalı bir petrolcü vardır. O temsil etti. Orada iki maddelik karar çıktı. Bir, diyorlar ki önümüzdeki 10 yıl boyunca küresel iklim değişikliğini bloke edebilmek için her yıl 9 trilyon dolar karşılığı para harcanmalı. Önümüzdeki 10 yıl 90 trilyon dolar. Dünyanın milli geliri o kadar yok. Peki ne diyorlar? Bunu da diyorlar dolarla yapamayız. Bunu ancak sanal parayla yaparız. Oraya geleceğim. Sanal paraya dönecekler İlkay Hanım. Sistemi kuracaklar. 10 yıl sonra da bir küt diye küresel elektrik kesintisiyle we are sorry diyecekler. Valla ekranda server'a emanet ettiğiniz paralar eridi yok artık. Ölen öldü kalan sağlar. İki öküz olan iki öküzüyle kalıverecek. Şimdi buradan... hocam benim anladığım şu ana kadar birincisi koronavirüs falan aslında işin bahanesi. Bahanesi. Uyumuş kılıfı. Esas mesele Amerika başlamak üzere dünya iflasın eşiğinde ve bir yöntem bulmuşlar kendilerini kurtarmak için. Bütün insanlığı batıracaklar. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru, bütün her şeyi bize el koyacaklar. Şunu söyleyeyim. İşte bu yapı içinde ikincisi Peru'da dediler ki bu ancak bir sanal parayla olur. İki, dediler ki ulus devletler, milli devletler bu işi yapamaz. Ne yapalım? Ulusüstü bir yeni bir kurum kuralım. Küresel iklimle ısınmasıyla savaşacak. Yani yeni bir IMF, yeni bir Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi yani o uluslararası dedikleri bunlar sap politik, yarı politik ulusüstü kurumlardır. İşte bunun üzerinden dünyayı hani bir film vardı ya Amerikan filmi Kiss Kiss Bang Bang. Önce öpecekler sonra vuracaklar. Bu para tarafı böyle. Şimdi gelelim. Hocam peki parada yani bizi sanal paraya önce mahkum edecekler. Evet, çünkü evet. Başka hiçbir şey kalmayacak ortada. Evet, yani evet. Mecbur kalacağız sanal paraya. 10 yıllık plan bu mu? Sonra da bir anda getirdikler evet. Bize her şeyi koyacak. NATO'nun bir raporu var. NATO'nun bir raporu var. NATO raporda nüfusu 600 bini geçen her yer yaşamak için tehlikeli.
3 milyon riskli, 3 milyondan sonraki bütün şehirler milli güvenlik meselesidir diyor NATO. Evet. Bunu söylüyorlar. Peki hocam, bugün param var, onu nasıl değerlendireceğim? Ben nasıl tutacağım varlığımı elimde? Benim param olsaydı toprak ne sana mı? Kripto paralara yatırırdım, ne dolara yatırırdım. Altına yatırırdım, altın. Ama şey dediniz, diyorsunuz altını da değerinin çok çok altında değerlendirecekler. Hani bu sistemde düğmeye bastıklarında. Yok, şimdi senin elindeki fiziki altını kastediyorum ben. Fiziki altının elinde durduğunda kimse alamaz, merak etme. Tamam, öyle elimizdeki bir şeye el koyamayacaklar neticede. Eğer elimdeyse, bankada değilse. Bankadaysa unut onu. Ve Haluk Özdil arkadaşlar, Ramazan Hoca'dan sonra yayın yaptığım, aslında neredeyse bir yıl var iki yayının arkasında. Ama aynı şeyden bahsetti. O da dedi ki 8-9 gün boyunca bankalar kapatılacak. Bunun simülasyonunu yaptılar. Aman dikkat, şimdi o söyleşi geliyor. Bak, bunlar bu savaşın sonucu değil. Bunlar küresel planın, pandeminin ikinci ayağı olarak bunu anlattık yıllarca. Dedik ki pandemi birinci ayak. Bu bir imalat. İnsanları bilerek yaptınız. Ondan sonra ikinci ayak, dedik ki kaos. Kaostan sonra ekonomik, yani kaosa bağlı ekonomik felaket, gizli açlık. Eğer daha da artarsa tedarik zincirleri kırık şu an. Hakikaten de bu açıktan açlığa da gidebilecek ve büyük bir sorun olacak bütün ülkeler açısından. Üçüncüsü de maalesef devasa elektrik kesintilerine bağlı bankaların kapı duvar olması. Yani hepimizin orada işte 3 ya da 5 biraz paranız var değil mi? Bir gün gittiğinde, hani bir dönem iflaslar yaşanmıştı. Bir anda kapandı bankalar. Yani öyle bir felaketle dünya karşılaşabilir. Hatta bunun simülasyonunu yaptılar Amerika'da. 8 gün. 8 gün kapatacaklarmış. Yani öyle bir darbe çekip 8 gün parana ulaşamayacaksın. Ve dolayısıyla ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne yapacaksın, bunun hesabını yapmak lazım. Yani böyle bir sıkıntılı bir senaryo var adamlarda. Adamlar bunun senaryosunu yaptı, simülasyonunu. Biz bunu söylediğimiz zaman, şimdi ben bunu söylüyorum ya, karamsarlık saçıyorum. Ben saçmıyorum ki. Adamlar size bunu yapacağız diyor. Adamlar size bunu yapacağız, size rahat yok diyor. Simülasyonu yapılmış, adı konmuş, kararı verilmiş. Bunu açıklayan kişilerin de hani bildiğimiz, tanıdığımız insanlar olduğu, komplo teorisinin önüne bence çoktan geçmiş olan bu tehlikeyi, yani bankaların bir anda şartellerini kapatması, insanların bankalardaki bütün varlıklarını kaybetmesi tehdidini. Bir de Doktor Artur Çetin'e sordum, ekonomist. Bütün gücünü vicdanından alan, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, kanalımda da sizlerin izlemeyi ve takip etmeyi sevdiğinizi bildiğim, hepimizin görüşlerine kıymet verdiği Doktor Artur Çetin'e de sordum. Dedim ki, bankalar bir anda şarteli kapatabilir mi? Bakın Artur Hoca'nın cevabı. Felaket çırtkanlıklarına gerek yok. Ha, nerede felaket var? Olur. Parasal sistem değişimine gidilirse ve orada bireyler düşünülmez, sadece bankacılar düşünülürse o zaman yandık. Ama şu anda da bireyler değil, sadece bankacılar düşünmüyor mu? Yine sizin bir paylaşımınızdan hatırlıyorum, diyorsunuz ki herkes zarar ederken bir tek bu bankaların kâr etmesi de enteresan değil mi? Öyle, dönün bakın. Ya dönün bakın Allah aşkına, koronadan beri dönün bakın. Korona büyük kriz. Hadi en döndük 2 yıldır bakın. 2 yıldır bütün şirketler zarar üstüne zarar yazarken Allah aşkına ya, bankalar nasıl kâr edebiliyor? Ya hani bankalar ekonomiye para satarak, para kiralayarak geçiniyorlardı. O zaman ekonomi kalmadı ki, herkes iflas ediyor, herkes mahvolmuş durumda. Orada bile nasıl para kazanıyor? Söyleyeyim size. Çünkü karşılıksız para bastıkları için, merkez bankacılık oynadıkları için ve para basınca o paranın faizini, para kamu malı olmasına rağmen bu parayı hem de hukuk dışı basarak bunun faizini, yani senyoraj gelirini kendi ceplerine indirdikleri için. O benim param. O devletin parası. Tamam mı? Bunu yaptıkları için
her zaman kârda olacak. Ve de bunu bu sistemde. Ve de bunu bakın, maliyetleri 1-2 iken 50 katı, 100 katı para basıp kalan 98 katına, 90 katını karşılıksız baskıları için hani süper bir şekilde aslına bakarsanız marj yaptıkları için. Hadi 2 dakikamız var burada, anlatayım onu da. Çünkü dayanamıyorum bunu anlatmadan. Bakın hesap yapayım ben size. Bir banka var, varsayın ki herkes ne zannediyor? Topladığı mevduatları bu adamlar bize kredi veriyorlar zannediyor. Şimdi bakın ben size söyleyeyim, bu iş öyle değil. 10 lira mevduat topluyor. 10 lirayı toplarken %10 faiz veriyor diyelim. Hatta bugünkü reel rakamlardan konuşalım, %15 veriyor diyelim. Bu ne demek? 15 lira maliyetle 100 lirayı topluyor. Pardon, 1,5 lira maliyetle 10 lirayı topluyor. Sonra ne yapıyor? Bu topladığı 10 lirayı zorunlu karşılık gösteriyor. Bunun 50 katı, 100 katı para basıyor. Hani şöyle söyleyeyim, 50 katı diyelim buna. Hani bazı ülkelerde 100 katı, bazı ülkelerde 50 katı. Türkiye'de 20-25 katı. Hani her şey regüler giderse 20-25 katı. Hadi düz hesap, alçağını alalım, 20 katı diyelim. Onun 20 katı nedir? 200. 200 birimlik kredi veriyor. Bakın ama 190 birim yok onda. 10 birim var. Bunu zorunlu karşılık gösteriyor. 200 birimlik kredi veriyor. 200 birim karşılığında ne yapmış oluyor? Aslında o 190 birimi karşılıksız üretmiş oluyor. Olmayan bir şey. Bir de bakın, bir para üretiyor ama o para kimin? Devletin, milletin. Nasıl oluyor da bu bunu kendi kendine üretebiliyor? Kim ona bu yetkiyi veriyor? Nasıl oluyor da olabiliyor? Yani siz bunu kim ona bu yetkiyi veriyor? Çok şaşırmıştım. Aynen. Şimdi gelin hesap edelim. 200 birim. 200 birimi kredi verirken kaçtan veriyor? Diyelim ki %30'dan veriyor. Ne yaptı? %30'u yıllık 60 yaptı. Bunun karşılığı neydi? 10 liraya 1,5 lira. 60-1,5 ne yaptı? 58,5. Hayırlı olsun. Bu şirket zarar eder mi Allah aşkına ya? Bu şirket zarar etmez. Bunu vatandaşın uyanması lazım ya. Hadi vatandaşı geçtim. Devletlerin buna uyanması lazım. Ve demesi lazım ki kardeşim, o 58,5'da benim senyoraj hakkım var. Bu para benim. Sen benim Merkez Bankamın parasını kendi bilançonda basıyorsun ve satıyorsun. Neyse, bunu geçelim. İşte bunu anlayalım yani. Bundan dolayı zarar etmiyor bankalar. Size en çok gelen sorulardan biri şuydu Artı Hocam. Ben sosyal medyamda işte soru sorun demiştim. Şimdi bir, bizi yükselen enflasyon, değersizleşen yeni para sistemi, yani şu an kullandığımız para sistemi ve sonunda da bu sistemin zaten bitmesi bekliyor. Böyle bir eşikteyiz diyorsunuz ya. Bankalara güvenelim mi? Bankalarda paramızı tutalım mı? Bankalar batar mı? Ne olur? Bu arada yine Ramazan Kurtoğlu, bugün çok kulaklarını çınlattık, bir projeden bahsetmişti. Dedi ki bankaları bir gün kapatacaklar. Aynı şeyi geçtiğimiz günlerde Haluk Özdil yine benim yayınımda söyledi. Birden bankalar 8-10 gün kapanacak. İflası bankaların, ya da böyle bir tehlike ya da böyle bir proje var mı? Ya da işte size sorulmuş olan bu soruyu da böylece iletmiş olayım. Şöyle söyleyeyim, ben hani tarihten cevap vereyim ve yakın tarihten cevap vereyim. Yakın tarihte 3 tane olay oldu. 2008 Yunanistan krizi, Güney Rum krizi. Oralarda ne gördük? 2008 krizinde koskoca Lehman Brothers bir anda bitti. Orada ne gördük? Borsalar, bankalar bir anda işlem yapmadılar. Ondan sonra ne gördük? Amerika'da sadece 250 tane banka battı. Bunu kimse yazmadı. 250 tane banka battı. Evet. Bu mortgage krizinde bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi 1939'da ne oldu? Ve bunlar hep şuydu.
aşırı genişlemenin, yani aşırı basılmış paranın geri çekilememesi. Yani şöyle tarif edeyim. Bastığınız parayı ne oluyordu? Para borç olarak basılıyor. Şimdi bunu izleyicilerimiz pek algılayamayabilir. Ya ulan para basılıyor. Nasıl oluyor kardeşim, borç oluyor? Demin anlattığım gibi zorunlu karşılık gösteriyorlar mevduatı. Karşılığında kredi veriyorlar. Piyasaya para sürüyorlar. Para hacmi genişliyor. Bakın bugün kredi hacmiyle para hacmi ülkelerde hep aynıdır. Takribi aynı rakamlardır. Çünkü basılan para kredi olarak verilir. Bu böyle piyasaya sürülür. Zaten ben bu sistemi değiştiriyorum modelimde. Şimdi hal böyle olunca aşırı para basıldı. Sonra bakın bugün bizi bekleyen tehlike de budur. Faizler artmaya başlayınca ne oldu? Paranın maliyeti arttı. E peki insanların gelirleri buna cevap veremeyince ne oldu? Alınan krediler ödenememeye başladı. Alınan krediler ödenememeye başlanınca, mortgage krizi böyleydi işte. Kredi emlak için alındı. Faizler arttı. Ödenemedi. Ödenemeyince de geri dönüşüm, yani faizlerden bağımsız. Geri dönüşüm, kredilerin geri dönüşümü sekteye uğrayınca, bankalarda bu parayı nasıl veriyorlar? Birbirlerine borçlanarak veriyorlar. Bir zincir başladı. Müşteriden geri dönüş olmadı. Geri dönüş alamayan banka aldığı borcu başka bankaya veya finansal kuruma ödeyemedi. O finansal kurum o borcu tahsil edemeyince o aldığını öbürüne ödeyemedi. Çat 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 gitti sistem. Ne oldu orada işte? Devlet devreye girdi. Amerika Merkez Bankası piyasaya borç verdi. Nakit para soktu. İşte öyle kurtardı. Şimdi ama kurtaracak devlet de kalmadı. Niye? Çünkü devletler buraya değil, buraya kadar borçlu. Zor nefes alıyorlar. Peki kim kurtaracak? Ben size söyleyeyim. Siz ben kurtaracağız. Nasıl biliyor musunuz? Bundan 5-6 yıl önce, hatta Almanya'da bu en son Dünya Kupası esnasında çıkarıldı bir yasa. Diğer ülkelerde de bu yasalar çıkarıldı. Bankalara likidite sıkıntısı yaşadıkları zaman yönetim kurullarının kararıyla yatan mevduatlar veya mevduat demeyelim de tahviller, çıkarmış oldukları tahviller, borç kağıtlarına karşılık, yani bankalara güvenilerek verilmiş olan paralara karşılık, kardeşim sana hisse veriyorum, hele bir dur şu paranı benden isteme deme yetkisi verildi. Dikkat edin. Dikkat edin. Bu sadece devletlerde olan bir yetkiydi. Okey? Bunun hazırlığı yapılıyor şu anda. Şimdi evet, bu tür olayları duyanlar da komplolar yazıyorlar. Diyorlar ki işte bu niye yapılıyor? Demek ki ileride bankaları kapatacaklar. Halka diyecekler ki vallahi de billahi de ödeyeceğim. Hele bir sen dur ama paranı isteme benden. Yunanistan'da, Güney Rum'da olduğu gibi yılda, ayda en fazla 2000 euro, 1000 euro, işte 1000 lira, 2000 lira alabilirsin. Daha fazla isteme. Ama bak sana hisse verdim. Ama bu komplo değil ki, gerçek o zaman yani. Öyle şimdi değil mi? Artık gerisini vatandaş düşünsün. Bunlar test edildi işte Güney Rum'da, Yunanistan'da 2008'de. Şimdi bu bundan sistemi... sonrası için, bundan sonrasında da bu olur mu? Zaten parasal bir reforma gidiliyorsa. Olacak ve benim bir alternatif söylemiştim. Ne demiştim? Kontrollü parayı piyasadan çekme modeline gidilmez de. Ya artık battı balık yan gider, bas babam bas modeline giderlerse, ben size açık söyleyeyim, patlar. Patladığı zaman ne olacak? Tabii ki bankalar batacak. 1939'da ne olduysa şimdi onlar olacak. Bankalar güvenilir mi? Vallahi yine açık söylemek gerekirse en azından kontrollüler. Ama ben buna da alternatif sunuyorum yeni sistemde. Ve bankalarda yatan mevduatların bankacılık bilançosunda tutulmamasını öneriyorum.
Yani banka batsa da mevduatın batmamasını öneriyorum. Ve bunun modellerini nasıl olacağını da yazıyorum. Ya sizin elinizde böyle bir yapı var. Banka batsa dahi mevduat batmayacak. Bundan iyisi mi var ya? Yapsanıza. Niye yapmıyorsunuz? Bankalardan bağımsız siyasi kararlar verebileceksiniz. Bankerlere bağlı kalmayacaksınız bu sistemi yaparsanız. Kardeşim niye yapmıyorsunuz? Bilmem anlatabildim mi? Ha, böyle bir risk var mı? Bankalar batma riski, şu risk. Şöyle söyleyelim. Gerçekten 1939'da geçmişle, işte 2008'le kıyasladığımız zaman böyle ciddi finansal darboğazlar ne yazık ki likiditesini ayarlayamayan banka çöküşleriyle sonuçlanmış. Ondan dolayı da insanlar böyle şeylerden çekiniyorlar haklı olarak. Ama bir diğer taraftan da yine Türkiye bankacılığı, hani kötünün iyisi, ben bankacılık sistemlerini eleştiririm hep. Ama kötünün iyisi olarak Türkiye bankacılığı o noktada daha iyi durumda diyebilirim. Yani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Neden? Çünkü hani o karşılıksız para basma oranı var ya, Türkiye'de daha az. Bunu söyleyebilirim dünya ile kıyaslayınca. Evet, yani sistem çöktükten, banka battıktan sonra kötünün iyisini ne edeyim? Ya işte ben de o Niye yüzden düşündüm? Ne diyorum? Ben de o yüzden ne diyorum? Yani bir şey yapacaksanız elle tutulur şekilde yapın. Daha ne diyorsunuz? Bankada yatan paranız elle tutulabiliyor mu? Dijital bir para. Hatta o para devletin parası bile değil, bankanın parası. Ya bankanın, kamunun parası değil, bankanın bir alışveriş kuponu gibi bir şey o yani. Banka bilançosundaki bir dijital numara. Ya hepimiz bankacılık sistemi için çalışıyoruz. Bankacılık sisteminin köleliği zaten abi. Dehşet bir şey bu. Tabii canım, yani hani bunu söylüyoruz zaten. Yani ben bunu dillendirdim, şimdi bütün herkes bunu konuşuyor artık. Ne mutlu yani. Hani birilerinin kafasına bir şeyler soktuk. Çünkü sorgulanmayan her şey, tabiri caizse, size hükmeder. Sorguladığınız kadar onu değiştirebilirsiniz. Peki son bir soru soracağım Arzu Hocam. Şimdi siz bir önceki yayınımızda yine döngüler üzerinden şeyi anlatmıştınız. Yani bu ekonomik buhranları, sistem çöküşlerini bir döngüsel tabloda göstermiştiniz. Ve 2025'te yine ya zaten bu savaş falan daha yoktu. Yani dolar 8 liraydı, her şey yolundaydı. Geliyor zaten, gelmekte olan demiştiniz. Bir önceki yayınımızda, işte 4-5 ay önce. Şimdi bu süreç, savaş vesaire, bu süreci hızlandırdı mı sizce? İki görüş var. Ekonomistleri izliyorum. Bir tanesi diyor ki artık Rusya'nın yerini de Türkiye alacak, işte ne bileyim orayla ticaret yapacak, burayla yapacak, Türk ekonomisi çok güzel olacak hani şu savaştan sonra diyenler var. Bir diğeri de olur mu canım, turistler de gelmeyecek, zaten bizim Ukrayna ile Rusya ile ticaretimiz de var, her şekilde enerji zaten fırlıyor Rusya işte yaptığı hamlelerle falan, çok olumsuz etkileneceğiz diyenler de var. İki sorun var yani. Bir, o 2025 ve sonrasında gördüğünüz sistem çöküşü için süreç hızlandı mı? Ya da her şey biraz iyi mi gidecek olacak Türkiye için? Şimdi global söyleyeyim. 2025 sonrası öngörüm değişmedi. Yani bunu demin de söyledim. 2025 olur, 30 olur. Yani zamana takılmayın. Hı hı. Parasal sistem reformu. Bu olacak. Sürecinin içindeyiz. Yani hı. Bu 5 yıla da olur, 15 yıla da olacak, ama yani hani bunu sorgulamayın artık. Hani bir laf var, it is just a question of when, time. Ne zaman? Yani soru olup olmayacağı değil. Ne zaman olacağı? Göreceğiz yani, artık ona da takılmayın. Hazırlıklı olun, nasıl olacağınızı da söyledim ben. Hı-hı. Bu kadar. Yani bunu da zorlamayalım, gerçekten olacak. Değişmedi hiçbir şey. Ukrayna Savaşı da ne demiştik? Huni daralıyor. Huni'nin içindeki daraltan faktörlerden bir tanesi. Bu bugün o hal. 3 aya çözülürse bir yıl sonra yeni bir tane başka bir şey çıkar. Allah ülkemizi sakınsın. O Huni'nin daralan elementlerinden biri olmayalım yani. Bu bir. Ülkemizle alakalı da ben genelde Türkiye ekonomisiyle ilgili çok fazla
genel sistemsel yorum haricinde yorum yapmıyorum. Yani sizin programda da bugün başta yaptığımız yorumlar bile benim normal yani yapışımın, yorumlayışımın çok üstünde bir yorum yaptık. Biraz güldük, dua ettik falan filan ama. Ben bugünkü medya, toplu medyada şu görüşüm var benim. Ya A ya Z'ler. Yani ya hep iyi söylüyorlar ya hep kötü. Emin olun ortası olur. Emin olun ortası olur. İyi bir şeyler yani, de olacak yani. Olur ya, olmaz mı? Yani çok açık bir şey. Hani bunu öngörmek için yani çok dahi olmanıza gerek yok. Çin'le olan sıkıntılar olduğunda ne oldu? Türkiye'ye geldiler, daha yakın dediler. Global efendim konteynerlarda sorunlar oldu, uzun seyahatler, uzun nakliyeler probleme girdi. Şu aman dediler ya, yani uzun iş global koronadan ne oldu? Türkiye'ye gelmedi mi siparişler? Artmadı mı? Arttı. Yani yalan değil. Şimdi de ne olacak? Evet, Rusya ile olan bazı ticaret, Türkiye'nin Rusya'dan alınan bazı ürünlerde dünyanın hani alternatif oluşturabildiği segmentlerde tabii ki talep alacak Türkiye. Sipariş alacak, ne alacaksa alacak. Yani bu abartmaya da gerek yok. Ama senin doğal gazın yok yani. Dolayısıyla hani domates alırlar. Yani işte artık ne diyelim, kinayeli mi yaklaşalım bu işe? Ama evet, öyle olur. Öbür taraftan da evet zarar göreceğiz. Çünkü gerçekten eğer bu iş yaza kadar bitmezse veya hızlı bitmezse ne yazık ki turist de gelmeyecek belki, gelemeyecek Rusya ve ama bunun alternatifi belki bulunur. Bunun karşılığında da belki daha çok Alman gelecek. Bilmiyorum yani. Ama ben bu noktada şu olur bu olur kısa vade yorumcusu hiçbir zaman olmadım. Hı-hı. Kusura bakmayın İlkay Hanım. Hani buna böyle teknik bir cevap da veremezsiniz zaten. Siz yani büyük resme hazırlanın, sistem değişiyor. Evet. Daha ne diyeyim diyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Öyle diyorum. Ve bu Türkiye'de de herkes ne diyorsa A'ya da inanmayın, Z'ye de ortasında bir yol bulun gidin yani. Arkadaşlar İlkay Boğaralı YouTube kanalındaki bu 3 söyleşiyi bir araya toplayarak benim aklıma bu kadar takılmış olduğu açıklamaları böyle bir kez daha altını çizerek bir araya da toplayarak sizlerle paylaşmak istedim. Umut ediyorum ki katkısı olmuş olsun. Gönül söylenen hiçbir olumsuzluğun yaşanmamasını istiyor ama kulakları kapatarak, gözleri kapatarak sadece ummak doğru değil. Onu da tüm kalbimle biliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Abone değilseniz İlkay Boğaralı YouTube kanalına lütfen abone olun. Sorularınızı, yapıcı eleştirilerinizi, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi lütfen aşağıda paylaşın. Bildirim zilini mutlaka açın arkadaşlar ki videolar yüklenir yüklenmez onlardan haberiniz olsun. Katıl özelliğiyle İlkay Boğaralı YouTube kanalını ayrıca destekleyen takipçilerim var. Bu ekonomik şartlarda arkadaşlar, hani katkınız 1 lira da olsa o kadar kıymetli ki, o kadar kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız ve her biriniz iyi ki oradasınız ki bir şeyleri anlamaya, sadece aktarmaya ya da ne bileyim bir aracı olmaya gayret gösteriyorum. Allah bana, Yüce Rabbim bana layığıyla yapabilmeyi nasip etsin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.